Sakarya'nın geçim kaynakları arasında yer alan fındığın büyük bölümü üreticiler tarafından satıldı. Rekolte düşüklüğü sebebiyle fiyatında artış olan fındık üreticiyi de mutlu etti. Sakarya'da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan taban fiyatın üstüne çıkan fındığı tüccarlar 92 liradan almaya başladı. Fındıkta bu sene hızlı bir yükseliş oldu. Fındık bu günlük denişebilir. 73 lirayla başladık alıma. Cumartesi 95'e kadar gördük. Bugün 92 liraya geriledi. Fındık böyle bir ürün. Yani bu sene TMO'nun verdiği fiyat 82 lira bandında bir fiyat verdi. Bu sene serbest piyasa TMO'yu geçti. Geçen sene fındık TMO'nun verdiği fiyat yanılmıyorsam 52-54 bandındaydı. Serbest piyasa 44, 45, 46, 47'lerde alım oldu. Bu sene ürünü az. Az olan mal her zaman para eder. Bu sene böyle bir şey oldu fındıkta. Yani beklenti üretici için yüksek ama gerçek alım satım şu an için bugün itibariyle 92 lira. Artı randıman fiyatı. Bildiğiniz üzere Fındık'ta Toprak Mahsulleri Ofisi bir taban fiyat açıklaması yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyat açıklaması, taban fiyatı belirlemesi Türkiye pazarında olumlu, bizler ziraat olarak olumlu karşılıyoruz. Şu dönemde baktığımızda fiyattaki bir hareketlenme söz konusudur. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin vermiş olduğu rakam 82,5 lira artı randımandır. Bugün itibariyle fındık fiyatları 92 lira artı randıman fiyatındadır. Fındık fiyatındaki bu yükselişin sebebi diyelim. Geçen yıl fındıktaki rekolte 780 bin ton iken bu yıl 718 bin, 715 bin ton civarında bir beklenti içindeydik. Fakat beklentilerimizin de altında yaklaşık %30'luk bir kaybın olduğu görülmektedir. Fiyatlardaki bu yükselişin sebebi de normal şartlardaki yani fındık rekoltesinin düşük olmasıdır. Geçmiş yıllarda dünya piyasasının yaklaşık %85'ine hakimken şu anda bu rakam %67'lere kadar düşmüş bulunmaktadır. Bunun sebebi de ihracatçı firmaların diğer ülkelerde, yurt dışındaki diğer ülkelere fındık alanlarını ektirmesinden kaynaklanmaktadır. Bizim de çiftçiler olarak fındık piyasasında özellikle birim alandaki üretim miktarlarını arttırmamız gerekmektedir. Ancak bunun önüne bu şekilde geçebiliriz. Fiyat artışından ziyade birim alandaki ürün miktarını arttırırsak bir nebze de olsa bunun önüne geçmiş olabiliriz. İlerleyen zamanlarda bu şekilde yurt dışında fındık ekimi devam ederse şayet bizim buradaki pazarımız %50'nin de altına düşebilir.